Arkadaşlar önce kim çıktı buraya? Evet. Ben çıktım. İsim vererek konuşalım efendim. Hüseyin Başaran. Ya, kusura bakma yani çıktım derken üzülürüm. Sabah 7'de İsim alabilir miyim efendim? Deniz Piyade Hüseyin Kızıltuğ. Sabah 7'de denizden amfibik harekat başladığında ilk denizden ayak basan birlik biziz. Bu kıyı başını tutmak üzere yetiştirildik. Bizim işimiz sadece kıyı başlarını tutarak bizden sonra çıkacak birliklerin sağ salim buraya çıkmasını sağlamaktı görevimiz. Tabii deniz piyadenin görevi. Harekatın neticesinde biz 8 ay kaldık burada. Esasında bizim işimiz bittikten sonra birlikler sağ salim çıkar. Tekrar biz çıkarma gemisini başka bir harekata hazırlamak üzere başka bir gemimize dönerdik. Biz çıktığımızda bizle beraber demin anlatılan bir dozer astsubayı çıktı. Hiç unutamam onu. Havanlar yağmaya başladığında hiç durmadan bu kıyıyı temizledi. Buraya geldiğimizde telurgüler vardı. Yani plajın sınırları vardı. Ve plajda çıktığımızda turist kızlar vardı. Plajda yüzen, bikinili, mayolu kızlar vardı. Titriyorlardı böyle. Titriyorlardı. Onları kenara çektik. Orada bir bina vardı. Böyle şeyli. Ondan sonra biz o söylediği toprak yoldan asfalta kadar çıkmaya başladık. O sırada sivil arabalardan bize ateş etmeye başladılar. Yola çıkana kadar. Biz yolu geçtik. Zaten durmak yok. O dağlara, beş parmak dağlarına doğru harekatımıza devam ettik. Bizden sonra dalga belli 50. piyade alayı. O çıktı. Sonra geldi. 50. piyade alayı çıktı. Ondan sonra diğer birlikler sırayla geldi. Bahsettiği dozer de 50. piyade alayı ve emrine verilen istihkam bölümünün dozeri. O dozerin astsubayı... Ben bizzat gördüm. Çalışışını gördüm. O çalışma esnasında kendisine hiçbir şey olmamış ama şimdi ne yapıyormuş biliyor musun? Baktı ki çok havan giriyor veya çok makine fren atışı var. Şurada, şurada bir bina var. Tam bizim otelin olduğu yerde sağ tarafta bakın. Kemerli yer var. O zaman o vardı. İnşaat halindeydi o. Vardı. O inşaat halindeydi. O. O kemerli olan yer, inşaat halindeki kenar olan yerden bir tane ileri gözetleyicilik görevi yapan bir adam yukarıya beş parmak dağlarındaki havancılarına haber veriyor. Bizim Karalanoğlu'nun binası da şurada. Şurada bir yerde bak şurada. Karalanoğlu'nun binasının olduğu yere nokta atışı yaptırıyor havana. Havana nokta atışı oraya yaptırıyor. Ve bu nokta atışı esnasında 50. Piyade Alay Komutanı Karalanoğlu ile beraber kara işbirliği subayı binbaşı arkadaşımız şehit oluyor. Hava binbaşı. Aynı anda. Orada. Başka kimse şehit olmuyor. Ama o sırada, o akşam üzeri oluyor bu olay. Çıkarma bittikten sonraki bir hadise bu. Oradaki o toplanmayı da alay komutanı haber veriyor. Harekatın sonrasını ne yapalım? Kararlaştıralım diye topluyor. O pezevenkler oradan gözetlemişler. Bir hareket görmüşler oradan. Farkına varmışlar. Ve nokta atışını öyle yaptırmışlar. Ateş kesin, ya akşam üzeri olduğumuz zaman olduğu için ateş fazla atılmıyordu. Yalnızca komutan mı şehit oluyor? Komutanla şey, yanındaki irtibat subayı. Hava irtibatını sağlayan bir binbaşı. Bir de yalnız komutanım, bir de şey vardı. Bak, biz çıkartmayı yaptığımız zaman, daha buraya çıktı. Şurada bir tane top vardı. Evet. Yanında bir tane subay vardı. Yunan subayı. Yok, ölüydü. Şu yan tarafı yok. Yunan subayı. Top da onlarındı. Top da onlarındı. Evet. Tamam. Yanında onu biz gördük. Mehmet bir dakika yana gel bir dakika. Evin yanında oldu. Şöyle dur da biz gömdük yani. Bak, ben kendim bizzat gömdük. Evet. Yani şimdi bizzat ben görevli olarak yani benim üsteğime hani şey yaptı gömün dedi. Az evvel anlattı ya arkadaşım. Dedi ki dozer operatörü çalışıyor diye. Dozer operatörünün bir de yağcısı çavuş var. O çavuş ateşlere giriyor devamlı. Oradan da makineye koruyor. Gemide o gün en bir piyade tüfeği. Burayı koruyorlar. Tarama esnasında bunlar hepsi araçlarına iniyorlar. Dozer gidiyor o sırada. Onlarla çıkıyor. Dozer gidiyor. Dozer kendi gidiyor. Bunlar attılar kardeşim aşağı. Şişen değişikleri sonra da. Hedef gösteriyor şimdi. 2-3 tane. Bu operatör çavuş nereden geliyor diye kapıya çıkartıp bir bakıyor kapı. Adam alnından vuruluyor. Tam anlamında şehit oldu. Şimdi ben onları tabii bunlar hep duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız için de bundan sonra bütün eğitimlerde başladığı zaman sabah nasıl olduğunu biz geldiğimizde o zamana kadar demek onlar helikopterlerle
birlikler gibi. Burada bir de sancağı o attılar. Başta kim anlatıyor efendim? Başka? Şimdi arkadaşlar bakın, o rehber buraya sokmak istemiyordu. Buraya girince ne hatıralar çıkıyor? Komutanımda neler var şimdi? Bakın. Komutanım sizi dinleyelim. Burası benim değil. Burası bizim. Hadi dur, bir dakika. Evet. Hadi. Şimdi bu arada özellikle bu yıl çok keyifliydi. 20 Temmuz, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece şafak nöbeti yapılıyor. Hemen burada belki 1000-1500-2000 kişi meşalelerle, billboardlarla çok keyifli müzik dinletileri falan oluyor. Sabaha kadar askerlerimiz bekliyor. Gemiyle nereden geliyor? Oradan geliyor. Hayır. Halk burada tabii, hayır. Halk burada. Oradan geliyorlar. İşte o genel grubun içerisinde ben bir sene kendi gazilerimi göndermiştim. Sabah 5'te. Gazilerim oradan ikinci çıkarmayı yaptılar. A'dan inmeye başladı. Nasıl anlatacaklarını bilemiyorlar. Mümkün değil ya. O anı yaşamak daha anlaşılmış. Evet. Şimdi yalnız bir tane suçunu söyleyeyim. Saat 11'de. Havacı bir subay vardı. Benim yanımdaydı. Bence roket atar vardı. Yani sağ tarafında kobralar vardı. Geri tepesi 25 cil vardı. Sol tarafında tanklar haberini aldı. Bu tarafta olacak bu otel. Otel uçak savar atıyor. Bu tarafta oluyor. Zephyros Kudon mu? Yok yok. Uçak havada 5 parmaklara giden havacı subay bunlar bir şeye girdi. Birinci uçak geldi. Attı mermiyi. Mermi üzerimizden geçti. Şey yapmadı. İsabet almadı. Otel ikinci uçak geldi. Camlardan içeri soktu mermileri. Gözümüzün 100 metre mesafe vardı aramızda. İki otelde isabet gördü. Bir Dom Otel, bir de Zephyros. Eski Zephyros. Saat 11.30. Birisi Zephyros, biri de Dom Otel merkezinde. Saat 1.30 ikisi de. 1.30'da da tanklar girdi alaya. Buraya uçak girdi. Alaya girdi. 50. alaya girdi. Bu şekilde. Hatta o gemisi. Yandığı falan söylüyor. Hadi arkadaşlar.